Adalet mücadelemiz adli yönde devam ederken Cuma günü Hasan'a davası ile ilgili bir iddianame hazırlandığını medyadan duyduk. 4 yıl geçtikten sonra bir iddianamenin ortaya çıkması kafalarda soru işareti bırakıyor. Biz de davanın içeriğine baktığımızda Şanlıurfa ilk başsavcısı Sadi Doğan döneminde bu olay meydana gelmişti. İlk başsavcı 80'e yakın Hasan'a katliamında tanık dinlemiş. Bütün delilleri toplamış ama bu artık üstünlerin baskısından dolayı davayı açamamış. Bugün geldiğimiz noktada davada 10 tane dosya savcısı değişti. Bu dosya savcılarına baktığımızda bu 4 yıllık süreç döneminde herhangi bir savcının bu davayla ilgili bir katkısı bulunmamaktadır. Daha sonra hastane davası ve iş yeri davası diye davayı ikiye ayıran savcı da bu hukuksuzluğu yapmıştır. Bu savcı terfi edilmiştir. Başsavcı vekiliyken Cumhuriyet Başsavcısı olarak Tunceli'ye atandı. Bu Hasan'a davasının açılmasıyla iş yerinin davasını birleşecek. Bunun makul olanı, hukuki olanı budur ve bunu biz bekliyoruz. Babamla annem birlikte Hasan'a gidiyor. Annemin tanıklığına göre milletvekili Yıldız da hastanedeydi. O süreçte polisler ya da kolluk kuvveti askerler görevini yapmak istemişler. Milletvekili oradaki siyasi gücünü kullanarak bu müdahaleyi, bu saldırıyı engellemeyi askerlere ve polislere emir vererek bunlar teröristtir, biz bunların hepsini öldüreceğiz şeklinde annemin tanıklığı var. Eğer olay olduğu hastanede milletvekili olmasaydı bu katliam meydana gelmeyecekti. Burada Hasan'a katliamın baş sorumlusu milletvekili Yıldız'dır. Ama iddianameye baktığımızda danışmanı için müebbet hapis isteniyor. Yeğenleri için müebbet hapis isteniyor. Olayın içinde olmasına rağmen olayın başından sonuna kadar hem iş yerinde hem hastanede davanın içinde yapılan katliamın içinde olmasına rağmen bugünkü iddianameye baktığımızda herhangi milletvekiliyle ilgili bir cümle bulamıyoruz. Milletvekili tamamıyla bu iddianamenin dışına tutulmuş. Bu da gene yargının taraflı davrandığını gösteriyor. Eğer adil bir yargılama olsaydı ortada bir insanlık suçu var. Bu insanlık suçunu işlerken de milletvekili de oradadır. Bu kamera görüntülerde de tespit edilmiştir. Danışmanın ifadesinde de milletvekilinin hastanede olduğunu gösteriyor. Ama bir cümlede olsun milletvekilinin ismi geçmiyor. Biz bu iddianamede eğer adil bir yargılama yapılacaksa milletvekili Yıldız hakkında da bir fezlekenin meclise gönderilmesini istiyoruz. O da çünkü o olayın failidir ve o da yargılanmalıdır. Şimdi olayın başından beri bizim düşüncemiz Hasan'a güvenlik kamerası çalınmıştır sözüne biz inanmıyoruz. Çünkü bu katliam meydana gelirken Şanlıurfa valisi de Hasan'daydı. Dönemin Tarım Bakanı Vakıf Baba da Hasan'daydı. Yüzlerce polis Hasan'daydı. İlçe kaymakamı Hasan'daydı. Bu kadar üst düzey güvenlik düzeyinin olduğu bir Hasan'da bir saat boyunca profesyonel bir şekilde Hasan'a kayıt cihazlarının çalınması diye bir cümle kimse kullanamaz. Eğer Hasan'a güvenlik kamera kayıtları çalınmışsa orada yüzlerce kolluk kuvveti var. Hasan'ın güvenlik birimi var. Bunların hepsi suçludur. Biz inanıyoruz ki bu Hasan'a kamera kayıtları da ortaya çıkacak bir gün. Biz bu iddianame daha yeni resmi olarak bu sabah elimize geçtiği için avukatlarımızla beraber inceliyoruz. İddianame hukuki bir adımdır. Ama bunun içinde birçok eksik var. Birçok yanlış iddia da var. Yani olayı yapan, olayı organize eden, bu katliama ortak olanların ifadelerine baktığımızda her birinin ifadesi farklı şekildedir. Bu ifadeler birbiriyle çelişiyor.
kimse yaptığı bu katliamı kabul etmiyor, görmediğini söylüyor. Milletvekiliyle ilgili her bir hem yeğenleri hem danışmanı farklı şeyler söylüyor. Danışmanı diyor milletvekili dışarı çıkmadı, biz Hasan'ın arka kapısından çıktık diyor. Ama milletvekilinin yeğenleri milletvekiliyle beraber biz dışarı çıktık, Hasan'ın bahçesinde de gezdik şeklinde söylentiler, ifadeleri vardır. Eğer şu an Hasan'a içindeki kamera kayıtları yok diye bize bildirilse de Hasan'ın dışında polislerin MOBESE güvenlik kamera kayıtları var ve o kayıtlar ortaya çıktığında da bu katliamı milletvekili ve yandaşıyla beraber işledikten sonra hep beraber dışarı çıkıp bunu kutluyorlar, alkışlar tutuyorlar. Bunun içinde milletvekili de var. Eğer bu Hasan'a kamera kayıtları, Hasan'ın içinde değil de Hasan'ın dışındaki kamera kayıtları paylaşsa da gene milletvekili orada gözükecek ve yandaşlarıyla beraber hepsini öldürdük şeklinde dışarıda kutlamaları da dünya kamuoyu izleyecektir. Evet, dava hukuksuz bir şekilde ikiye ayrıldı. Bu bütün hukuk örgütlerinin ortak açıklaması, sadece bizim açıklamamız değil. Çünkü davamızı Türkiye Barolar Birliği Başkanı da takip ediyor. Doğu ve Güneydoğu Baro Başkanları ve avukatlar da takip ediyor. Herkesin ortak ifadesi, devam eden olay hiçbir zaman ikiye ayrılmaz. Bu davanın bu olay meydana getirdikten sonra da hep dile getirdiğimiz olay bir bütündür. Geldiğimiz bu noktada da şu an kardeşimin iş yerindeki davadan dolayı haksız bir cezaya çarptırıldı. Bu cezanın bozulacağını tahmin ediyoruz, bekliyoruz ve Hasan'a davasıyla iş yerindeki dava birleşecek. Bu davayı ayıran da ayrı bir suç işlemiştir. Bunlarla ilgili de gene hukuki olarak mücadelemizi vereceğiz. Bu nöbete başlarken annemle beraber yemin ederek bu nöbete başladık. Adalet salonuna kadar, yani iki hukuki talebimiz karşılığına kadar biz adliye önünden ayrılmayacağız demiştik. Evet, geldiğimiz bu noktada hukuki olarak ağır da olsa adımlar atılıyor. Ama henüz iki talebimiz de karşılanmış değil. Hasan'a davasıyla adil bir, Hasan'a davası için adil bir yargılama istiyoruz. Bir de haksız yere hukuksuz üstünlerin talimatıyla kardeşime verilen ağır bir ceza var. 4 yıldan fazladır kardeşim hala tek kişilik hücrede, hala tutuklu bulunuyor. Kardeşim de ümitlidir, adalete olan inancını yitirmemiş ve en kısa sürede biz diyoruz ki yargı yaptığı yanlışın farkına varmış. Gereğini bir an önce yapacak, Hasan'a davasıyla iş yeri davası birleşecek. Kardeşim de o süreçte en azından tahliye olacağını biz bekliyoruz. Hasan'a davası açıldı. Şu an Hasan'a kamera kayıtlarını istediğimizde bunu Ankara'ya gönderdiklerini dile getiriyorlar. İş yerimizdeki dava da istinaf sürecinde, o da karar aşamasında. Biz istinafın vereceği kararı bekliyoruz. Nöbetimize devam edeceğiz. Kardeşim, haksız yere tutuklu bulunan kardeşimiz eve gelmeyene kadar biz bu nöbeti sürdüreceğiz. Biz nöbetimizle ilgili bu adalet mücadelemiz sonucunda hukuki adımlar atılıyor. Hukuki adımlar atılırken hakikatler ortaya çıkıyor. Bunu gören olayın içinde olan milletvekili gene yani yalan iftiralarla kendini gene aklamaya çalışıyor. Kardeşimin bir fotoğrafını gene medyaya kendi sosyal hesabından paylaşarak ailemize ve bize karşı iftiralar atıyor. Kardeşimizin milletvekilinin elinde olan fotoğrafın foto montaj olduğunu ve herhangi bir suç teşkil edilmediğini buradaki yargılamada gerekçeli kararla sonuç karar verildi. O fotoğrafla ilgili biz bilirkişi tarafından incelemesini istedik. Bir mahkeme heyeti bunu kabul etmedi. Bu fotoğrafta suç teşkil eden herhangi bir durum olmadığı için kardeşimin o fotoğrafıyla ilgili beraat kararı verilmiştir ve bu da karar olarak hala resmi olarak elimizde bulunuyor.